veriyor. Murat, bir şey söyleyeceğim. Çok uzun anlatacağız zaten ama buçukta reklama gideceğiz ya. Tamam. Server Leventoğlu da bizi bekliyor. Tam da anlattığım konu. Kendisine sormuş olalım. Sen gel böyle. Hem anlatarak hem soru sorarak devam etmiş olalım. Server Bey, merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız efendim? Valla şaşkınız. Çok şaşkınız. Anlamaya çalışıyoruz. Soracağımız çok soru var size ama sondan başlayarak soracağım. Sonra başa doğru gidelim. Sizin böylesi bir dosyanız evet, para karşılığında kapatıldı mı? Yoksa siz bundan böyle bir savcı değişikliğinden dolayı ceza mı aldınız? Yani Murat'ın ceza anlattığı aldım. Gibi mi gelişti olay? Murat Bey'in anlattığı gibi tabii beraat mütalası verildi. Beraat mütalası verildikten çok kısa bir süre sonra tayini çıktı. Siz 500 bin lira mı verdiniz? Evet, 500 bin lira hanımefendiye takdim ettim. Kendisi zaten o dönem Fatih Bey'le kendisi görüşüyordu. Hanımefendi dediğiniz Hakim Gül Altınok değil mi efendim? Evet, Hakim Gül Altınok. Fatih Aslan'la eski suç ortakları olduğunu bilmiyorum. O döneme kadar beraber bir suç ortaklıkları olduğunu bilmiyorum ama geçmişte bir çalışmışlıkları olduğunu biliyorum. Bu vesileyle zaten şey yaptı. Dedi ki benim orada bir tanıdığım var. Ben onunla bir iletişime geçeyim. İletişime geçtiğinde dedi ki zaten dosyanın savcısı kendisidir. Ne gerekiyorsa yapılacak. Yalnız karşılığında 500 bin lira bir rakam istiyor. Ceza almaktansa en azından siciline işlemesin. Zaten alacağım ceza miktarı bellidir falan dedim. Ceza almaktansa parayla çözmek daha mantıklı dedi. İyi, o zaman dedim parayla çözülecekse. Biz, peki Serdar Bey, ceza çıktı savcı yeri değiştiği için. Sonra siz parayı da vermiş oldunuz. Sonra hakime onu dönüp dediniz mi? Yani para verdik, ne oldu bizim iş? Bir yıl tanabildiniz mi? Tabii. Hakime Hanım'a söyledim. Yani verdiğimiz para boşa gitti dedim. Siz merak etmeyin. Zaten Osmaniye dosyaları Adana BAM'a geliyor. Biz BAM'da bu işi çözerim dedi. Yani isnafı da ayarlamış. Adana isnafı da orada çözeceğiz diye garanti veriyor. Taahhüt veriyor. Server Bey, peki siz akaryakıt kaçakçılığı yaptınız mı? Efendim, akaryakıt kaçakçılığı yani o şekilde bir yani bir soruşturum oldu ama akaryakıt kaçakçılığı değildi aslında. Dediğimiz gibi yani bir takım insanlarla olan iletişimimizden dolayı böyle hakkımızda böyle bir dosya açıldı tabii. Açılınca da tabii ki o şahıslarla farklı bir alışverişlerimiz olmuştu. Geçmişte nakliye firmam vardı, onlarla bir takım ilişkilerim olmuştu. Bunu bu şekilde yorumlanınca akaryakıt kaçakçılığından işlem yapıldı hakkında. Yani ben zaten bu dosyada beraat bekliyordum. Savcı Bey değiştikten sonra da beraat mütalası verilmesine rağmen yargılama aşamasında yeni atanan savcı ceza mütalası istedi. Oradaki başkanla beraber iki üyenin bir tanesi beraat çerçeği düştü orada. Peki. Şimdi yani Server Bey, reklama gideceğiz. Reklamdan dönüşte de size sorularımız var. Birincisi, sizin o dönemde sevgiliniz olan, görüştüğünüz, bir ilişkiniz olan kişinin eşi aynı zamanda FETÖ suçlaması vardı ve vali yardımcısıydı. Görevinden uzaklaştırılmıştı, yeniden döndü. Burada sizin bir etkiniz var mı? Bunu dönüşte merak ediyoruz. Sizden nasıl bir talepte bulundu Hakime Hanım? Benim dosyalarım var. Bu konuda sizden nasıl bir yardımda bulundu? Siz nasıl bir yardım ettiniz? Yani bakanların ya da meclisin kapısını çaldınız mı? Böyle bir gücünüz sizin nereden var? Bir reklama gidelim, sonra bunun yanıtlarını alalım. Çok kısa bir ara, birkaç dakika.